Selam kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Aiden aka Yağmur. Ve bugün sizlerle beraber Yosun Akiktaş hakkında konuşacağız. Bu videoyu ikinci çekişim. İlk çekişimde mikrofonumun böyle bir on off kısmı var kapatıp açabileceğiniz. Ben onu off yani kapat kapalı tutmuşum. Kapalı unutmuşum mikrofonu. Ve video boyunca ses yok. Tam video editleyeceğim bir baktım ses yok. Mükemmelsin Aiden gerçekten çok iyisin. Bu yüzden ikinci kez çekiyorum bu videoyu. Öyle yani. <laughs> Bu konuda kendime çok sinirliyim ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gereksiz bir bilgiydi. Devam ediyoruz. Yosun nakik başlangıç seviyesine uygun bir taştır ve kalp çakrası ile uyuşur. İlk favori 10 taşından biri herhalde kendisi çok sever ama bana da çok yardımı dokundu. Özelliklerine gelirsek. Dengeleyici bir taş olan yosun nakik doğayla bağlantılıdır. Doğa ananın enerjisini taşıdığına inanılır. Ruhu tazelediği ve elinizdekilerin kıymetini bilmenize yardımcı olduğuna inanılır. Bu taş tarımla veya botanik kişilerle uğraşan kişiler için oldukça yararlı bir taştır aynı zamanda yeni başlangıçların ve engellerle ruhsal zincirlerden kurtulmanın taşıdır. Bunlardan kurtulmanıza size yardımcı olur. Bu güzel taşımızın çok bilinmeyen özelliklerinden biri de para çekmesinde yardımcı olmasıdır. Para, bolluk, bereket konularında bu taşı kullanabilirsiniz. Korku ve stresi gidermede yardımcıdır. Kişinin kendini ifade etmesinde yardımcı olur. Bu özelliği mükemmel ve çok işe yarıyor bu konuda gerçekten. Ve kişinin kendisini doğru bir şekilde ifade edememesi bence çok ciddi bir problem. Yani hani X şeyini ifade etmeye çalışıyorsunuz ama kendinizi doğru ifade edemediğiniz için Y şeyini ifade ediyorsunuz. Ve burada da çok fazla problemler oluşuyor. Bu yüzden çok önemli bir özelliği bu bence. Ve bu konuda da çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Duyguları dengeler ve kişisel gelişimde destekleyicidir. Kişinin mental denge kazanmasında ve bu mental dengeyi sabit tutabilmekte yardımcıdır. Güven problemleri olan kişiler için iyidir. Güven ve umudu yaşartır. Yastığınızın altına bir parça yosundaki koyduğunuzda Rüyalarınızı hatırlamanızda da size yardımcı olacağını göreceksiniz. Bu özelliği yüzünden çok kullanmıştım ben. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Yastığımın altında bir parça ametis, bir parça selenit, bir parça siyah turmalinle beraber bir parça yosun akitte tutuyorum. Çünkü rüyalarımı çok zor hatırlayan biriyim ve bu konuda bana gerçekten çok yardımı dokundu. Sorunların arkasındaki nedenleri görebilmeyi sağlar. Doğayla oldukça bağlantılı bir taş olması ile beraber bitkilerinizin daha hızlı ve sağlıklı büyümesi için saksılarına birer parça yosun akit koyabilirsiniz hayattaki en ufak şeylerin bile içindeki güzelliği görmenizde yardımcıdır. Yaşam dolu bir taştır. Overthinker olarak tanımladığımız her şeyi en ince detayına kadar çok fazla düşünüp çok fazla kafaya takan insanlar için bire birdir. Bu konuda Yosunaki Taş'ın üstüne gerçekten tanımıyorum. Bana Yosunaki Taş'ın en fazla yararı dokunduğu konu buydu galiba. Çünkü çok fazla overthinker bir insanın ve etkileri inanılmaz bu konuda. Çok yardımcı oldu bana. Bunun için minnettarım gerçekten. Ne kadar teşekkür etsem ne kadar övsem az bu konuda onu. Biraz daha fazla övseymişsin. Çok az kalmış böyleydin. Manifest yaparken veya olumlama okuyorsanız olumlama sırasında elinize bir parça olsun akı tutmak da size yardımcı olacaktır. Kişinin benlik saygısı, öz saygı kazanmasında da yardımcıdır. Bu güzel taşımızın yararları bu kadardı ama yararları bir kenara iki şey daha eklemek istiyorum ayrıyeten. Yosun akik aslında ismini duyduğumuz zaman bir akik türü sanıyoruz ama kendisi aslında bir kalsedon türüdür. Ee, flower agate, blue lace agate gibi taşlarımız da aslında akik değil, ee, bir yer kalsedondur. Bazı kalsedon türü taşlarda oluşan bazı özelliklerden sonra artık akik olarak sınıflandırılmaya geçer. Yosun akik de o taşlardan biri. Ve Yosun Akik'in ismi duyulduğunda, ona bakıldığında, içindeki desenler dolayısıyla içinde gerçekten Yosun mu var sorusu da çok soruluyor bana. İçinde gerçekten Yosun yok. Oluşumu ve oluşum boyunca içinde bulunan mineraller yüzünden oluşan desenler bunlar. Gerçek yosun yok yani içinde. Şimdi yosun akik taşını arındırma ve şarj etme yöntemlerine geçelim. Yosun akik taşını tuzlu su dışında tüm yöntemlerle şarj edip arındırabilirsiniz. Güneş olsun, tuz olsun, tütsü olsun, normal su olsun her yöntemle. Sadece tuzlu su kullanamıyoruz. Tuzla arındırırken de dikkat etmeniz gereken şey tuzunuzun tamamıyla kuru olması. Çünkü dediğim gibi tuzlu suya giremiyor. Yani kuru tuzlu arındırmada hiçbir şekilde sıkıntı yok ama tuz suya giremiyor. Şimdi bir yosun akı taşının sahte mi gerçek mi olduğunu anlamada birkaç yönteme geçelim. Şimdi bahsedeceğim yöntemler yosun akı taşına özel sahte mi gerçek mi olduğunu anlama yöntemleri. Genel olarak tüm taşlarda sahte mi gerçek mi olduğunu anlama yöntemlerinden bahsettiğim bir videoda kanında bulunmakta. Çok hızlı konuştum. <laughs> yani 3 yıldır doğal taşlarla ilgileniyorum ve ilk yosun akik parçamı yaklaşık 1,5 yıl kadar önce aldım. Ama şu zamana kadar hayatımda hiç fiziksel olarak, gerçek olarak bir sahte yosun akik görmedim, karşılaşmadım. Bu video için araştırma yaparken sadece internette sahte yosun akiklerle karşılaştım. E, sahte yosun akik diye arattığım zaman. Onun dışında hiçbir şekilde bu taşın sahtesini görmedim. Çok az sahtesi bulunan bir taştır. Genelde doğaldır yani bu taş. Sahte taşlar genellikle camdan veya epoksileşine denilen bu plastiğe yakın maddeden yapılıyor. Ve araştırmalarım sonucu gördüm ki Yosunlu Akin sahtesi yapımında epoksi reçine denilen maddeyi kullanıyorlar. Cam kullanılmıyor sahte yapımında. Epoksi reçine denilen madde çok hafif bir maddedir. E, elinize gerçek bir taş alıp bir de epoksi reçine denilen maddeden yapılan herhangi bir sahte taş veya herhangi bir cisimi alırsanız aradaki ağırlık farkını fark edeceksinizdir. Bu yüzden e, Yosunlu Akin taşınızın sahte mi gerçek mi olduğunu anlamakta en kilit nokta ağırlığıdır. Onun dışında bir de renkleri var. Çok böyle cırtlak, neon, yeşil, yosunlar gördüyseniz bilin ki o sahtedir. Bu güzel taşımız hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Yosun takılar, yosun kütleler, tambullar, yosun koleksiyon parçaları ve daha birçok doğal taş ve spiritüel ürün sattığım küçük işletme linki Spotify ve TikTok hesabımın linkiyle beraber açıklama kısmında bulunacak videonun. Kanalım ve videomla alakalı istek, öneri ve şikayetlerinizle beraber bir sonraki doğal taş videomda tanıtmamı istediğiniz doğal taşı da yorumlara bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Işıkla kalın.